rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sözlerime başlamadan önce benim açımdan bugünün farkı olan bir hususu da burada yad etmek istiyorum. Benim dünyaya gelmemden de belki 10-15 sene önce, bir 60 seneden daha uzun bir zaman önce babamın Kur'an öğrendiği, talim öğrendiği bir mekanda bugün kürsüde bulunmak benim için farklı şüphesiz. Allah o günlerin sahiplerine, o günü yaşayan ve yaşamasına vesile olanlara, ölenlerine rahmet eylesin, kalanlarına da sıhhat ve afiyet versin. Değerli misafirler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çoğumuzca defalarca duyulmuş olan meşhur bir hadis-i şerifi vardır. Buyurur ki, İslam garip başladı, bir gün yine garip olacak. Gariplere müjdeler olsun. Bu hadisi şerifi duymayanımız yoktur. Bugün veya dün yaşadığımız garipliklerimizi yorumlamak isteyenler genelde bu hadisi şerifi kaynak olarak kullanırlar. İşte İslam garip başlamıştı. Bilal'in taşlar üzerinde işkence gördüğü günler vardı. Şimdi de onun gibi günler oluyor şeklinde yorumlanır. Bir tafsilata dikkat etmemizde fayda var. Bu hadis-i şerif, İslam, dinimiz İslam, gariplerin dinidir. Böyle geldi, böyle gider anlamına asla değildir. Bu hadis, dünyanın dönen bir yer olduğunu göstermek içindir. Dünya dönüyor. Dün kıştı, bugün yazdır, yarın yine kış olacak, öbür gün yaz olacak demektir bu. Dünyada gecenin de ebedi, gündüzün de ebedi olmadığını, geceden sonra gündüz olacağını göstermek içindir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam garip başladı, yine bir gün garip olacak derken, bu sözü garipliğin Mekke sokaklarına gömüldüğü fetih gününden sonra söylemişti. Dolayısıyla ashabını dünyanın mevsimlik olduğuna, yani bugün gördüğün şeyi yarın görmeyeceğine, öbür günkü neslin göreceğine işaret etmek, uyarmak için söylemişti. İslam yeryüzünün kıyamete kadar kalacak yegane dinidir. Ama İslam insanla beraber yaşanacak dindir. İnsanın bünyesinin karşılaştığı sıkıntılar onun dini olan İslam'a da yansır. Yansımalı ki İslam fıtrat dini olsun. Yani insanın doğal dini olsun. İnsan nasıl hastalanıyorsa, başı ağrıyorsa, İslam da Müslümanın üzerine yansımış bir din olduğu için İslam'ın da başı ağrır. Peygamber aleyhisselamın damadı olan Allah'ın arslanı Ali bin Ebi Talib'in günlerinde radıyallahu anh
İslam'ın başı ağrıyor. Baş ağrısı geçince yoluna devam ettir. Bizim burada değerli kardeşler, İslam'ı yaşadığımız günün görüntüsünden ibaret zannetmememiz gerektiğini anlatmak istiyorum. Buraya bir nokta koyalım. İslam garip başladı ve bir gün yine garip olacak. Gariplere de müjdeler olsun sözünden nereye çıkacağımızı şöyle bir yol üzerinden görmek için bunu konuşmuş olduk. Kardeşler, kitabımız Kur'an'ın ilk 100 senesine bakalım. İlk indiği Hıra'da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okuma talimatıyla başlayan ilk 100 senesine bakalım. Bu ilk 100 senenin ilk 10 küsür senesi %100 Kur'an'ın mağaralara sığınmak zorunda olduğu bir dönemdir. Bir dönemi Kur'an Kabe'nin dibinde bile okunamaz bir kitap olarak geçirdi. İnen ayetleri şimdiki Kur'an'ın %1'i kadar az olduğu halde, belki de daha az olduğu halde, Kur'an'ın Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh tarafından okunan bir suresinin dayak yemesine sebep olacağı bir dönemi vardı. Allah'ın Kur'an'ı Allah'ın Kâbesinin dibinde bile okunamıyordu. Bu dönem, bu mağaraya sığınmak, Erkam'ın evine, Darul Erkam'a sığınmak zorunda olduğu, ses dokuyor dendiği dönem %100 Kur'an'la hadisle bildiğimiz bir tarihtir. Filan arkeolojik kazıdan elde edilmiş bilgi değil bu. Kur'an kendisi zaten bu sessizlik döneminden söz ediyor. Sonraki dönem, Kur'an'ın birinci dönemi, ilk inişindeki 100 seneyi tahlil ettiğimiz ikinci döneminde Kur'an meydana çıktı. Necaşi'nin önünde okundu, müşriklerin kulaklarına haykırılarak okundu. Ama iç kargaşa, huzursuzluk, itirazlar, münafıkça tavırlar ikinci döneme ağırlığını koydu. Bu sefer Kur'an güçlü bir şekilde okunan ama sadece okunan insanların, Müslümanların, iman edenlerin evlerinde eşleriyle, çocuklarıyla okuyabildikleri, Kur'an dinlerken hop hop sıçrayan yüreklerle ona teslim oldukları bir dönem oldu. Birinci dönem hangi dönemdi? Erkam'ın evine sıkışmış, Kabe'nin dibinde bile okunamayan Kur'an dönemiydi. İkinci dönem hangi dönemdi? Allah'ın kitabı okunuyor, belli bir kesim ona iman ediyor ama toplumun içinde hala oturma sıkıntısı yaşıyor Kur'an. Neden? Biri geliyor, tamam doğru söylüyorsun, bu ayet haktır diyor. Arkasından Kur'an fi kulubihim marad. Bunlar hastalıklı adamlar, inandıkları yok bu Kur'an'a diyor. Toplumun içinde seveni de var, sevmeyeni de var. Destekleyeni var, köstekleyeni var. Bir savaş, kaos dönemi geçirdi Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber oluşunun 22. senesinde ise Kur'an'ın inen son ayetlerine bakıyoruz. Tamam, bu iş bitti Allah diyor. Bu iş bitti. Tamamdır. Artık söz Kur'an'ındır.
Önce parası olanlar konuşuyordu. Ailesi güçlü olanlar, 10 çocuğu olanlar konuşuyorlardı. Bilal susuyordu. Ammar sessizdi. Ömer gibi adam bile yüksek sesle konuşamıyordu. Sonra Allah tamam deyince Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Taif'e 10 yaşını yeni doldurmuş bir çocuğu daha fazla Kur'an biliyor diye şehir imamı olarak tayin etti. Çünkü dönem artık paranın, fazla çocuk sahibi olmanın, şöhret sahibi olmanın, yönetici olmanın geçerli olmadığı, Kur'an'ın hayat olduğu, sokaklarda Kur'an'la yüründüğü, yürüyen Kur'an'ların Allah'a doğru koştukları, 120 bin kişinin biz senden Kur'an'ı teslim aldık, şahidiz ya Resulallah dediği dönemlerdi. Önceki dönemlerde güç paraydı, şöhretti, kalabalıktı, siyasi otoriteydi. Ama ne zaman Kur'an güç olunca Peygamber Aleyhisselam Efendimiz 10 yaşında dolu olmayan çocuğu Taif imamı olarak tayin etti. Çünkü çocuk annesi babası akrabalarıyla Medine'ye geldi. Yeni Müslüman olmuş bir kabilede. O çocuk herkes kadar Kur'an okudu. Sonra sınava alındığında yeni Müslüman olanlar en iyi Kur'an okuyanları önder olsun diye kuralı koyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en iyi Kur'an'ı 10 yaşında çocuk okuyunca 80 yaşında ağaların önüne imam olarak takıldı, köyüne gönderildi. Dönem Kur'an dönemi çünkü. Bu üç dönemi tekrar ele alalım. Darul Erkam'a sıkıştırılmış Kabe'nin dibinde bile Ar-Rahman Allemel Kur'an demenin dayak yeme nedeni olduğu dönem. İkincisi toplumun içinde girdi çıktı, kabul edildi edilmedi, müşrikler itiraz etti, münafıklar yalpalama yaptılar. Bu dönem ama 120 bin kişi biz bu emaneti bize ilettiğine şahidiz ya Resulallah deyip Kur'an'ı yüreklerine sindirince çok iyi bilen, Kur'an bilen çocuğun bile lider olabildiği dönem başladı bu sefer. Kur'an sözünü getiriyor. Bu üç dönem fiilen Kur'an'ın da şahitliğiyle, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ashabının şahitliğiyle bu şekilde yaşandı. Kur'an kendisi zekattan şöyle henüz eğri büğrü iman etmiş, kalbi ısındırılması gerekenlere bir pay verin, şöyle onların gönlünü alın diyen Kur'an'a rağmen Ömer bin Hattab radıyallahu anh Medine'ye gelip versenize bize şu zekat payından deyince geçti o dönem. Şimdi Kur'an'a teslim olmaktan başka yeryüzünde kimsenin çaresi yoktur. Kuruş yok, defolun Medine'den dedi. Neden? Çünkü Kur'an o ayetlerini indirdiği zaman o geldi bu bitti, ne olur bu ağada mümin olsa, şu kabile reisi de mümin olsa diye evirip çeviriyordu Müslümanlar. Bitti, Allah'ın kitabı konuşur, dinlemeyenin yeri cehennemdir denen dönem geldi. Tekrar şu baştaki hadisi şerife dönelim. Ne buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İslam garip başladı. Bir gün yine garip olacak. Gariplere müjdeler olsun. Kardeşler ne dedik bu? Eyvah bizim zaten aslımız yetimdi. Gene yetim kalacağız herhalde demek değil. Uyanık olun. Kışa korkmayın. Önü yazdır. Dün de zaten kıştı, yaz kışı bastırmıştı, kış yazı bastırmıştı. Gece gündüzü, gündüz geceyi bastıracak, hayat böyle yürüyecek. Dümdüz yolda devam edilseydi, başka türlü olurdu ama Allah, yeryüzünü dağlık, engebelik, ovalık yarattığı için
Bir yerden bir yere giderken rampada çıkacaksın, yokuşta ineceksin, dümdüzde gideceksin, virajlarında olacak. Din de böyledir. Yazı var, kışı var, çetini var, kolayı var. Bu döngü, şu dünyanın mevsimlik görüntüsü din üzerinden de yaşanacak diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sözünü şu bizim yaşadığımız asra uygulayıp bir sonuca ulaşmak istiyorum. Kardeşler, yaşı 80 civarında olanlar, Kur'an'ın tarihini yazar mısın diye kendilerinden rica edecek olsa, söze nereden başlayacaklar? Mushaf'ın, yani Kur'an'ın yazılı olduğu kağıt bütünü olan Mushaf'ın bile bir evde bulundurulmasının terör suçu sayıldığı, jandarmanın sürükleyerek, zincirleyerek götürdüğü dönem, yani Darül Erkam dönemi. Aradan 13,5 asır geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din garip başladı, garip devam edecek uyarısı bir kere daha mucize olarak müminlerin önüne çıktı. Bilal taşlandığı gibi cami imamları taşlandılar. Bilal Allahu Ekber demeye korktuğu gibi Mekke sokaklarında, Kabe'nin önünde Allah'ın kitabını okumak suç sayıldığı gibi, Müslümanların, padişahlarının, halifelerinin yaptırdığı camilerde müezzinlerin Allahu Ekber demesi tıpkı birinci dönemdeki gibi yasaklandı. Tarih geri geldi. Kış tekrar bastırdı. Bu yaklaşık 25 yıl sürdü. Bu ümmetin makus son 100 senelik tarihinde. Müslümanlar çocuklarını değil medreselere götürmek, Kur'an'a teslim etmek, kazara isimlerini, soyadlarını bile Kur'an'dan iktibas olduğu anlaşılabilecek bir isim olarak dahil edemediler. Müslümanların sokaklarında filanca Şeyh Efendi Sokağı diye bir isim bile bırakılmadı. Mekke sokaklarında hiç olmasın İbrahim Aleyhisselam'ın isimleri hala yad ediliyordu. O dönemden daha ağır şartları olan bir dönem başladı. Müslümanların içinde Allah'a iman koru ateşi sönmeye doğru meyletti. İşkenceye dayanabilenler dayanamayanlardan daha az oldular. Kur'an tıpkı Hıra Dağı'ndan indiği günden, Mekke sokaklarına yayılmak istediği günden daha beter, zor günler yaşadı. Kur'an ve Kur'an'ın üzerinden bütün müminler, o zaman da Bilal'in gününde de Müslümanlar Allah'ın inen ayetlerini yazacak bir kağıt bulamıyorlardı. Deri, kemik, kiremit parçası bulamıyorlardı. Bu döneminde, bu birinci, hani o İslam garip başladı, kış sezonu devam edecek döneminde de müminler yazılı mushaflarını kağıt fabrikalarına hamur olarak göndermemeyi bile beceremeyecek hale geldiler. Çuvallara doldurulmuş mushaflar, hadis kitapları, mushafa delalet eden, Kur'an'a delalet eden hurufata benzemiş gazeteler bile Sultanahmet'in önünde denize atıldı, bir daha insanlığın hayrına işe yaramasın diye. Büyük imha, Kur'an'ın tıpkı ilk indiği günlerdeki macera gibi bir macera müminlerin başına geldi. Bu yaklaşık 25 sene sürdü. Bu makus günlerimizi şimdi yaşı 80 civarında olanlar şüphesiz yaşadıkları için, gördükleri için, o işkencenin şahitleri oldukları için hepimizden daha iyi biliyorlardı. Onlar bir tür o günleri yaşayan gazilerimizdirler. Kur'an savaşının gazileridirler. Allah o gün ayakta durmaya çalışan, Kur'an unutulmasın diye ormanları, ahırları, minarelerin köşelerini, minare şerefelerini medrese olarak kullanarak Kur'an aman unutulmasın diye himmet gösteren,
yok zamanın var insanlarına rahmetler eylesin. Amin. Kur'an yeryüzünde Allah'ın kitabı olarak var oldukça onlara rahmetler eylesin. Amin. Zaten kıyamet günü de herkes gösterdiği tavrın ve kimliğin sahibi olarak dirildiğinde zor zamanın, zor günlerin, mushafın evde bulundurulmasının bile suç sayıldığı çocuklara Kur'an'da geçen bir kelimeden isim vermenin hapse düşme nedeni olduğu zamanlarda ayakta durmayı beceren müminler olarak dirildiklerinde eğer onlarla beraber birisi dirilecekse ya da onlar birisiyle dirileceklerse o kırbaçların altında Allah derin başka şey demeyen diyen Bilal'di herhalde. Bilal'in arkadaşları, Ammar'ların arkadaşları olarak biiznillah dirileceklerdir. Böyle dua ediyoruz. Kardeşler, Allah Kur'an'ına ölüm yazmamıştır. Ölüm yok. Kış var, ölüm yok Kur'an için. Ama kış var. Kış olmasaydı Kur'an bugünlere gelmezdi zaten. Nitekim yaz biraz uzun sürünce, yaz sezonu biraz uzun sürünce mesela Abbasiler döneminde olduğu gibi yaz uzun sürdüğü için, kış geç geldiği için rehavete kapılan Müslümanlar Kur'an'ı felsefe kitabına dönüştürme hatasına düştüler. Kış bastırınca, Moğollar Bağdat'ı kan gölüne çevirince kış herkesin ayağa kalkmasına neden oldu. Aynı yaz Kanuni'nin Viyana sokaklarında cirit atmasıyla beraber biraz uzayınca İstanbul sokaklarında, payitahtta, hilafet diyarında Kur'an'dan daha değerli şeyler olabileceğine dair hastalıklar belirdi. Sonra Allah hilafeti alıp Kur'an bulundurmayı suç sayan kış günlerini gönderince herkes ayağa kalktı. Osmanlı halifesi Kanuni'nin döneminde gösterilmeyen, Abdülhamit döneminde, halife Abdülhamit döneminde Müslüman alimlerin, hoca efendilerin halifeyi azledip hilafetsiz Müslüman bırakacak kadar gafil oldukları dönemden 100 kere daha çok çalışan, gayret eden bir köyün dağını medreseye çeviren dostlarını gönderdi Allah. Kış sayesinde. Yazın uzunluğunda da sıkıntı var. Nasıl kış uzayınca kazma sapını da kürek sapını da yakıyor insanlar, yaz uzayınca da insanlar tedbirsiz davranabiliyorlar. Ümmeti Muhammed'in bu birinci dönemi, şu son tarihin yeniden canlandığı şu Ümmeti Muhammed'in garip başlayıp bir gün garip, öbür gün muzaffer, öbür gün garip, öbür gün muzaffer, şöyle yuvarlak bir dairenin içerisinde kıyamete kadar dinin yaşanacağı şu manzaranın ikinci sahnesini biz 1950'li yıllardan itibaren Allah'ın bir bahar dönemi çıkardığını gördük. O Kur'an'ı gömdük zannedenler, unutturduk zannedenler kendi elleriyle gömdükleri küçük çınarın büyük bir çınar olarak büyüdüğüne şahit oldular. Allah onlar bu dünyadan gitmeden kulaklarına, kurşun dökülmüş kulaklarına ezanı yeniden duyutturdu. İbret olsun, Allah dilerse Musa'yı anasının kucağında değil, Firavun'un sarayında her zaman kıyamete kadar her gün Allah bütün Firavunlara Musa'sını çıkartabileceğini ispat etmek için bizim gibi dalgın olmuş kullarına bir kere daha Allah hilafeti kaldırdı. Din yok, Kur'an yok, biz Kabe ile bağımızı kestik diyenlerin elleriyle Allah Kur'an'ı yeniden ayağa kaldırdı. Bu Musa mucizesidir. Musa mucizesidir. Bu dün böyle oldu. Belki 100 sene sonra, 200 sene sonra yine böyle olacak. Çünkü din garip başladı, ebedi garip kalmayacak. Baharı gelecek, kışı gelecek, inşallah yazı gelecek. Kıyamete kadar bu sahne böyle devam edecek. Kardeşler, müminlerin Kur'an tarihi olarak yaşadıkları ikinci dönem Türkiye'de 1950'li yıllarla itibaren
ortaya çıkan yeniden Kur'anlaşma dönemidir. Bu dönem hepimizin takdir edebileceği gibi tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ikinci döneme benziyordu. İkinci dönemi hatırlarsınız. Nasıl bir dönemdi Peygamber aleyhisselamın yaşadığı ikinci dönem? Kur'an okunuyor ama müşrikler baş kaldırıyor. Kur'an iniyor, münafıklar ikiyüzlülük yapıyor. Kur'an Medine sokaklarında yerleşmeye çalışıyor. Şehir hayatını ele geçirmeye çalışıyor ama keyfi bozulacak olanlar, kurulu düzeni bozulacak olanlar sürekli ateş kaynatıyorlar. Sürekli Kur'an'ın kök salmaması için tedbirler alıyorlar. Bu ikinci dönemin tıpkısı, aynısı bizim de başımıza geldi. Müslümanlar olarak bu Kur'an'ımızın yazılı bulunduğu mushafların kağıt fabrikalarına hamur malzemesi olarak gönderildiği dönemden sonra Müslümanlar evlerinin altını, camilerin kenarlarını Kur'an medreseleri yaparak, elif cüzü bilenler elif cüzü öğreterek, ilmuhal bilenler ilmuhal öğreterek herkes Kur'an için bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu memlekette binlerce, belki on binlerce medreseler kuruldu. Bu kargaşa döneminde işin psikolojisine, pedagojisine de dikkat edilmeyerek sokaktan toplanmış çocuklara bile Kur'an hafızlığı payesi verilmek için çalışıldı. Halbuki ashab-ı kiram 120 bin kişi en az veda hutbesini dinlediler, belki daha fazlaydılar. İçlerinde 120 tane bugün burada aşır okuyan hafız gibi hafız yoktu. Devşirme, sokaktan toplama, her geleni hafız yapmadı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Seçtiği Übey İbni Kâb'ını yaptı. Ebu Musa'sını yaptı. Üsamesine sen dikkat et dedi. Zeyd de dedi ki sen hafız ol. Seçilmişlere, işe yararlara hafızlık verdi. Gerisine de hafızları koruyan koruma ordusu olarak görev verdi. Ama bizim dönemimizde yaşanan kaos, eyvah Allah'ın kitabı elden gidiyor sıkıntısı, daha sonra yaz işaretleri, bahar çiçekleri açmaya başlayınca kadın, kız, erkek, zekası geri, ileri, kör, topal, ne varsa herkese hafızlık, Kur'an aşılama kampanyası başlatıldı. O dönem onu gerektiriyordu. Bu yüzden 5 sene, 10 sene medreselerde diz çürütmüş insanlar inşaatlarda iskele çakarak ömür bitirdiler. Kur'an onların hizmetini beklerken onlar ceplerine hizmet ettiler. Kendi çocuklarını da tekrar Kur'an'a döndüremediler. Çünkü ne olursa olsun aman bir kişi Kur'an'la buluşsun kampanyasının insanlarıydılar onlar. Halbuki Kur'an kitaplar arasında da seçilmiş bir kitap olduğu için seçilmiş Müslümanların üzerinde çiçek açar bir kitaptır. Yüz binlerce hafızın üzerinde yürüyen Kur'an, Kur'an'a feda olmuş nesiller niye çıkmadı? Devşirme, toplama, zorlama ve mecburen dayakla, kavgayla, gürültüyle jandarma okumasın diye uğraşıyordu. Hocalar da okusun diye jandarmalık yaparak okutulan dönemdi o dönem. Bu tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Yesrib'e hicret ettikten sonra orada Kur'an'ı yerleştirmek için yaptığı mücadelenin dönemidir. Müslümanlar bu dönemde Kur'an okuyan, Kur'an ezberleyen, ölülerini Yasin'siz bırakmayan insan bulma kavgası yaptılar. Bir yandan da Kur'an düşmanları kah açıkça Kur'an'a düşman olduklarını ilan ederek, kah da gizleyerek alavara dalavara laflar üreterek bu kampanyayı tıpkı Medine-i Münevvere'de münafıkların, kalbinde hastalık bulunanların
Kur'an'ın güneşinin açmaması için uğraştıkları gibi uğraşıp durdular. Müslümanlar bir yandan maişet kavgası yaparken, bir yandan da hala çocuklarını Kur'an okutmak gibi bir zorlukla karşı karşıya kalarak bu yılları geçirdiler. Bu da hepimizin bildiği gibi yaklaşık yarım asır kadar sürdü. Yarım asır Müslümanlar, evet, jandarma eliyle değil ama mahalle baskısından dolayı Kur'an'a taraftar bulmakta zorlandılar. Zorlanıldı. Bunun için imtihanlar yapılarak bütün memleket çapında binlerce talebenin adayının katıldığı imtihanlardan 100 tane kurra adayı alınıp bir hoca efendinin önüne oturtmayı nasip olmadı müminlere. Hoca efendiler hep başka yere gidemeyecekler ya da babasının emeliyle çocuğun zevki arasında dağlar gibi fark bulunan çocukları okutmak zorunda kaldılar. Ama buna rağmen Allah kitabına zafer yazdığı için Firavun'un sarayında da olsa bu kitap kıyamete kadar baki kalacak diye kaderini muhkem bir şekilde Allah yazdığı için bütün bu eğitim kalitesi açısından düşük ve herhangi bir şekilde dünya standartlarıyla yarışamayacak şartlara rağmen, bu şartlara rağmen dünyada Kabe'nin de bulunduğu Arap ülkelerinden veya Ezher gibi 1000 senelik müessesenin bulunduğu Mısır'da yetişen hafızdan çok daha fazlasını Allah bu Kur'an'ın mahkeme kararlarıyla, jandarma tipçiyle imha edilmek istendiği topraklarda Allah yetiştirdi elhamdülillah. Bu da tıpkı Firavun sarayında Musa'nın Firavun'un cellatı katili olarak yetişmesi gibi büyük bir mucize olarak gözlerimizin önüne serildi elhamdülillah. Değerli kardeşler, bu dönemin, yani şu ikinci dönemin artılarını, eksilerini konuşmamıza gerek yoktur. Hepimiz bildik. Ama şu baştaki hadise tekrar dönmek istiyorum. Hani din galip başladı. Sonra yeniden muzaffer oldu. Yeniden garip oldu. Bu dönemdeç var ya, mevsimler, işte şimdi hangi mevsimdeyiz onu düşünmek zorundayız. Artık sokaklardan işe gidememiş, babası okutamamış, Müslümanların sadakasıyla okumaktan başka alternatifi bulunmayan çocukları hafız yapma dönemi değildir. O dönem bitmiştir. Kimseye müellefi kulüpten pay verme, böylece Kur'an'ın reklamını yapma dönemi değildir. Kış bitti, ilkbahar bitti, güneş kalkacak, yeryüzü Allah'ın kitabı Kur'an'a teslim olacak çaresi yoktur. Dönem Kur'an'a teslim olmadı. Artık Kur'an memleketin en zeki çocuklarına teslim edilecek. En zenginlerin çocukları Kur'an okuyacak. Böylece Ömer çıkacak. Yok tenezzülümüz size. Dönem Kur'an dönemidir. Ya iman edersiniz ya da kılıç, Halid'in kılıcı kafanızdadır der dönemine doğru gidiliyor. Bunu anlayamıyor olmamız bizim basiretsizliğimizden ya da Allah'ın kudretini tanıyamayışımızdandır. İnsanlar zannetmesinler ki ezanlar susturuldu diye ezan kalktı. Hayır, Allah müezzinlerini dinletti, sesleri gür olarak artık yeryüzünün her yerinden duyulacak Kur'an'ın ezanın okunacağı gün, mevsim gelmiştir. Küfür çıldırsa da, delirse de yapacak bir şey yoktur. Artık kardeşler, Kur'an kursu dönemi de bitmiştir. Çünkü kurs diploması olmayan geçici sertifika veren şey demektir. Ehliyet okulu yok, ehliyet kursu var. Kur'an okulu bile demek istemediler.
Biz bile Kur'an okulu, Kur'an medresesi demiyoruz da Kur'an kursu diyoruz. O dönemde bitti. Müslümanlar çocuklarını, en zeki çocuklarını, en zengin çocuklarını, en işe yarar çocuklarını Kur'an'a feda edecekler. Onlar da yeryüzünde inşallah Kur'an'la yürülen, Kur'an'la konuşulan bir nesil yetiştirecektir. Dönem bu dönemdir. Bu dönem hepimize mübarek olsun. Bizi bugünlere kadar getiren, bu döneme kadar hazırlayan Kur'an hizmetkarlarından Allah razı olsun. Elhamdülillah.